Yani birinin babasını horlarken videosu var ya, ona benziyorum. Nerede uyuduğuma bakın. Salon. Dün gece cinlerden korktum. Yatak odamda beni bekliyor olabilirler diye. Cinler mesela düşünmüş olabilirler. İnsanlar geceleri bakıyorlar, hep yatakta yatıyorlar. Sonra bu gece bana bir komple kurmuşlardır. Yatak odama gitmemi beklemişlerdir. Ben salonda uyuyunca kaldılar öyle. Okay. Pardon, klima burada da yanıyoruz ya. Cehennem gibi oldu içler ya. Sesim hala gelmedi, kusura bakın, benim normalde sesim böyle değil, ilk defa izliyorsa. Size hemen birkaç tane anlatmam gereken şey var. İlkinden başlıyorum. Sabah apartman grubuna bir mesaj geldi. Mesaj şöyle: sayın apartman sakinleri, birkaç gün evde tadilat olacak, biraz gürültü olabilir, anlayışınız için şimdiden teşekkürler. Herkes kolay gelsin dedi. Tamam, kolay gelsin, bu doğru. Fakat tadilat neden sabah 7'de başladı? Sabah 7'de dozur tadilat yaptılar ya. REM uykuma verilen zarar karşılığında haneme bir robot süpürge. Diyecektim ki, orada kim var? Evin yeni bireyi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İlk önce bir ortalığı toplayacağım. Çünkü benim arada bir evime müfettiş gelmesi lazım. Etrafı düzenleyip kolaçan etmesi için. Yani birisi beni teftiş etmediği zaman toplamıyorum etrafı. Müfettiş ne kadar ilginç bir şey mi? Aranızda babası müfettiş olan varsa alınmasın da. Mesela okullara gelip artistik yapıyor. Müfettiş geleceği zaman müdürler falan nasıl mum gibi olurdu. Hocalar falan böyle şey yaparlardı. Dersi gerçekten güzel anlatıyormuş. Tahtayı aktif kullanıyormuş. Akıllı tahtayı gibi falan davranırlardı. Hiç öyle bir şey de yoktu. Müfettiş sonra ebeç ebeç gelirdi. Arkadaşlar, ben arkada dersi izleyeceğim. Herkes günlük akışına devam etsin. Ben arkada dersi sessiz bir şekilde izleyeceğim. Sonra hocalar size derdi ki, ben konuyu anlattıktan sonra bana soru sorun. Sanki hep soruyormuşsunuz gibi. Müfettiş var ya, illa bir soru yapıştırmanız lazımdı. Ne kadar saçma ya. Altımdaki annemin anlayabileceğiniz üzere. O yüzden burasını bağlıyorum. Ama şu an toka yok. O yüzden içeriye bükeceğim. Beni yargılamayın. Şimdi evi toplayıp kebirgeyi çalıştıracağız. Kebirge kim diye soracak olursanız, kebirge benim. Bu ev her gün dağılıyor ya. Her gün dağılıyor. Bugün benim miladım. Ben bugün yeniden doğdum. Bakın, buradaki pislikleri temizleyeceğim. Burada doğum günüm için gönderilen çiçekler artık suyu imdat diyor. Doğum günü kartım 1. Doğum günü kartlarımı saklayacağım çünkü doğum günümde çok çiçek almadım yani. Bu da etrafımdaki insanların ayıbıdır. Zaten başıma da çok korkunç şeyler geldi. Bak şimdi ne oldu biliyor musunuz? Sürekli böyle doğum gününüzü kutladığınız bir arkadaş grubu olur ya. Yani herkesin doğum günü kutlanır. İşte o kalabalık arkadaş grubunda bilin. Herkesin doğum günü tek tek kutladık. Benim doğum günüm kutlanmadı. Hepsine küstüm bu arada, şaka değil. Bu da Şeyma yollamış. Şeyma'yı 8 yıldır tanıyorum. 8 yıldır. 8 yıldır burnunu yaptıracak Şeyma. Bilin bakalım hangi tarihte yaptırdı. Benim doğum gününde yaptırmaya karar verdi. O yüzden doğum günümü kutlamalarıma da hiçbirine gelemedi. Kanka, 25 senelik burnumun artık bizimle... Şeyma, burada 27 yaşındasın ya, söyleme. Kanka, 25 senelik burnumun artık bizimle olmayacağı gün nasıl senin doğum gününe denk geldi bilmiyorum ama... Nasıl yani? Randevuyu sen almadın mı? Ama yeni yaşına yeni burnumla girmem sana verebileceğim en güzel hediyedir diye düşündüm. Benim burnum senin burnundu sonuçta. Seni çok seviyorum. Aşkım, miladım. Evet bak, doğru, tamam. O yüzden ona çok kızmıyorum. Bugün bambaşka biriyiz. Bakın, ben artık motorcuyum. Beni Instagram'dan zaten takip ediyorsunuz. Orada sürekli görüyorsunuzdur. Ben sürekli motor storyler atıyorum. Motor aldım sananlar olmuş. Bakın, benim kardeşim dümdüz duran bir araba düşünün, tamam mı? Okul servisi gibi bir şey düşünün. O duruyor, tamam. Benim kardeşim bir bisiklet sürerek oraya gidiyor. Benim kardeşim ona son sürat çarptı duran arabaya ve hastanelik oldu. Böyle günlerce hastanede yattı. Sizce bizim ailede böyle bir yetenek var mı? Böyle tekerlekli araç sürme yeteneği? Yok. Eczaneye gitmem lazım ve ilaçlarımı almam lazım. Ben artık yaşandığım için, yani benim öyle günlük rutin içmem gereken ilaçlarım var. Ama evi topluyorum toplanmıyor ya. Yaz aylarında sakın çöplerinizi biriktirmeyin. Yani bir arkadaşımın tecrübesini anlatıyorum. Yaz aylarında o çöpleri biriktirirseniz evinizi kurtlar basar. Basar. Ona göre yaşayın. O çöplüklerinizi, pisliklerinizi atın kapının önünde. Çöp var. Belediye koymuş her yere bir tane konteyner. Hayallere kos kime canim hüsran veri... Orada bir şey yaptım, fark ettiniz mi? Böyle aa gibi bir şey oldu. Böyle aa deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? İspanya'dayken benim bu İtalyan ev arkadaşlarım, Türklerin böyle name yapması çok meşhurmuş sanırım, şarkı söylerken falan yapıyoruz ya. Bana şey demişlerdi, işte sesin güzel, bir şarkı söyleyebilir misin demişlerdi ve ben de ne dedim biliyor musunuz? Yani tabii ki bana şarkı söyletince, ana sınıfında değil, sen şarkı söyledin lan demeyecekler için. Evet, sesim çok güzel dedim. Sonra bir gün eve bir girdim, bunlar parti gibi bir şey yapıyorlar. Bunun sevgisi bir darbuka gibi ama darbuka da değil. Daha değişik bir şey çalışıyor.
çalıyor tamam mı? Ama böyle vurgulu bir çalgı. Böyle tepmeli bir şey. Neyse sonra dediler ki hadi şarkı söylüyoruz sen de otur. Aman Allah'ım şarkı söylemek zorunda kaldım. Body girl, skin girl, I can't feel nothing when we're alone. Ben ya yalan söylemiyorum size tamam mı? Şarkıyı söylüyorum böyle hani böyle anlamlandırmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki acaba hani bizim mi kulağımıza kötü geliyor? Acaba Türklerde bu güzel bir ses mi falan diye düşünüyorlar böyle. Ben hani böyle yükselemiyorum, çıkamıyorum falan böyle birbirlerine falan. Çok kötü olmuştu. Beni niye yalnız bıraktınız? Erkek kardeşim lupu almış buraya gelirken sonra da unutmuş bunları dolapta. Ben onları beğeniyorum. Çok hoşuma gitti. Yani evde bir zarara uğratmak. Bir olur başka hayallere. Şimdi görevimiz ilk önce kibirgeyi temizlemek. Şöyle burayı açıyorsunuz. Delirdin Ella'm. Şurada böyle bir yeri var. İnanamıyorum. Sadece 2 gün süpürdü. Zaten içindekinin hepsi buraya dökülmüş. İçinde kalmamış. Şu süpürge getireceğim ve bunları çektireceğim. Süpürgemiz geldi. Olay mahalle. Kargo! Burada bir ekran beliriyor da. Merhabalar. Teşekkürler, iyi günler. Kargolar birikiyor. Hepsini de kendim almışım. Bir tane bile birinden kargo yok. Kibirgenin su haznesine şey koymak yasak işte deterjandır, sirkedir, bozuluyormuş. Bak bu mesela İsveç'te bir ev temizleme videosu olamaz. Çünkü o sadece bu Türklerin aklına gelir. Bunu içine koymaktansa yere dökeceğim. Kibirgeyi temizleyeceğim. Bunu böyle evin köşelerine. Eğer anneniz bu yöntemi bilmiyorsa annenize benden gördüğünüzü söyleyin. Bir ev kanalı deyin. Benden bahsedin ananıza. Öğrensin artık vakti geldi. Böyle benim de üzerine basmayacağım yerlere döküyorum. Bastım üstüne. Yüzey temizleyicinin. Başlatıyorum. Yemin ederim buna bayılıyorum. Bunu yapandan Allah razı olsun. Allah yattığı yeri ışıklar içinde yatsın Allah. Ölmemiş de olabilir ha bunlar yeni bir şey. Nasıl hem temizliyor hem mop yapıyor hem süpürüyor hem mop yapıyor ya. Neyse o temizlerken anası biraz keyif yapsın. Kahvaltını yapacağım. Bundan aklıma ne geldi? Şimdi şu dolabı açınca bir tane çikolata gördüm de arkadaşım bizde otururken evet bir şeyler sipariş etmiş çikolata falan. Sonra yemedik o an toktuk ben sonra bunları buraya kaldırdım arkadaşım. Vallahi yemedim duruyor hepsi burada yani istediği zaman gelip yiyebilirsin. Aldığı her şey aldığı gibidir. Yemin ederim dokunmadım kendisi açmış. Hani düşünsene misafirliğe gidiyorsunuz tamam misafirliğe giderken meyve falan alınır ya. Meyveleri götürüyorsunuz ve ev sahibi size meyveyi ikram etmiyor. Danone, danese. Taze sütlü tatlı. Bu fon mikrofonu beni ömrümün sonuna kadar sponsor falan olması lazım. Şunu o kadar çok övdüm ki Instagram'da. Bu arada şeydi yani yoklar işbirliği falan değil. Yani hani bulamadığım için ve her yerde sürekli daimi olarak bunu aradığım için insanlar artık bunun çok güzel bir şey olduğunu farkına vardılar. Ve herkes yani normal inek sütü içen bile şundan alıp bana fotoğraf attı. Eda abla senin istediğin sütten buldum ben aldım diye. Mesela benim bir tane takipçim çok tatlı bir kız. Bir markette bulmuş markette benim evime yakın. Kız bana konum attı. Aramış oraya demiş elinizde varsa saklayın bir tane kız gelecek alacak diye. Bana mesaj attı. Ben gittim orada sütleri aldım biliyor musunuz? Neyse bu bir ara üretmiyorlardı bundan. Kalmamıştı hiçbir yerde. O yüzden kara borsaya düşmüştü. Sütü 120 liraya falan satıyorlar. Evi temizlerken günüm bitiyor ya. Anneler nasıl yapıyorlar acaba? Hadi gidelim. Eczaneye gideceğiz şimdi. Yapabilirim. Bak Winnaker'la tanışma anım bugün olacaksa, şu tipimle olacaksa kabul etmiyorum, istemiyorum. İstemiyorum tanışmak yani onu internetten tanımak da çok güzeldi. Şu halime bakın, eczaneye gidiyorum. Ya eczaneye gidiyorum, güneş kremi süreceğim, hiçbir şey sürmeden kaçacağım gideceğim. Neden geldi yine Zıkkumi. Burada peşimden dolaşıyor duruyor. Gerçekten kendimi anne gibi hissetmeye başladım ve bu gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Kimseyle karşılaşmak istemiyorum şu an. Çünkü beni şu an görseniz dersiniz ki mesela yolda beni gördünüz tamam mı herhangi birisi. Beni yolda gördü ve beni tanıdı. Belki kız da ne kadar şop yapıyormuş, normalde ne kadar çirkinmiş. Videolarda falan kamerada biraz daha güzel duruyormuş da buna ne olmuş derler. Sivrisine benziyorum şu an. Sefo'ya benzedim. Gidelim. Ana cüzdan almadan nereye gidiyorum? Öpücükle mi ödeme yapacaksın? 5 dakika gidiyorum ama yine de kafamı kilitliyorum. Yani videolarımı izleyen herhangi bir hırsız varsa hiç şey yapmasın ya, umutlanmasın. Çok sıcak. Sakın dışarıya çıkmayın. Ve bulamadım. Yani bulamadım ilacı da. Boştan yere gezdim. Ezecek beni deli. Yanımdan geçme. Asıl almam gereken ilacımı kağıdını evde unutmuşum. Şimdi eve gideceğim. At gibi kişineye kişineye. Geri çıkacağım. Sonra kağıdı bulacağım. Sonra geri ineceğim. Kendimi tokatlamak istiyorum. Gerçekten kendimi tokatlamak istiyorum.
Ay nasıl bağırmak kız? Şimdi ilk kutu Garnier'den gelmiş. Böyle açılıyor. C vitamini serum var. Bende bundan bir sürü var ama şimdi ben bunu su gibi işlemişim, bana bundan sürekli yolluyorlar. Bakın ne kadar güzel düşünmüşler ya. Böyle online alışverişte sanki parasını siz değil de dedeniz ödüyormuş gibi hissediyor musunuz? Ben hissetmiyorum çünkü benim dedelerim ben küçükken vefat ettiler. Yani böyle bir şey aldım, tamam mı? Şimdi ben birkaç gün sonra tatile gidiyorum. İnanabiliyor musunuz? Tatile gidiyorum. Sanki hiç gitmiyormuşum gibi de inanabiliyor musunuz demez miyim? Plaj havlusu aldım kendime. Ya ne kadar iyi bir kızım ya. Kendime düşünüyorum, plaj havlusu aldım. Geçen gittiğimde plaj havlum yoktu. Islak ıslak kurumayı bekledim. Kimseye de ağız eğip şey diyemedim. Arkadaşlar havlularınızı kullanabilir miyim? Çünkü havlu bireysel bir şeydir yani, desem bile muhtemelen vermeyeceklerdi ama diyemedim. Bazen çok kalabalık anlaşılır, kendimi çok yalnız hissediyorum biliyor musunuz? Şaka değil. O palyaço benim. Böyle bir bikini aldım bunun altına giyerim diye. Mutlu musunuz benimle takıldığınız için? Bu altı bandı var mı? Evet ama çıkmış, sizi dava ederim. Ama önünde olan bir şey beyefendi. Anca benim popoma da zaten anca bu kadar olur. Omuz hizamızda, poponuz omuz hizamızda olur. Bilimsel hiçbir şeye dayanmıyor, o yüzden inanmanızı da önermem. Böyle bele bağlamalı şeyler oluyor ya, tül parıyorlar. Ben bu kumaştan nefret ediyorum. Dişlerim kamaşıyor. Şuna bak rezalet. Ben şunlardan sat. Bak. Yani sihir bile yapamıyorum içerisine. Hani saklanamıyorum. Anladınız mı? Ha böyle kapatınca kapanıyormuş. Böyle belime bağlamaya bunlardan aldım. Ya bir bikini aldım. Şunun siyahından aldım. Bir tane şöyle topuma geçirmelik şort aldım. Evde şortum kalmış. Bu Barbie furyasından zaten bir tane linç yedik. Barbie ön gösterimine gittik, tamam mı? Sonra insanlar şey demiş. İşte bununla ne biçim giyinmiş. Trend 10 milyardan giyinmiş. Arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyorlar. Bak sen benden çok daha iyi kombin yapabilirsin ama ben kombin konusunda hayatta kendimi böyle mükemmel bir şey sanmıyorum. Ben Dilara Fındıkoğlu falan değilim. Ama gün sonunda kimi çağırdılar? Ben. Pijamayla da gitsem ben gidecektim. Çünkü davetiye kişiye özel. Bana yollandı. İstediğin kadar ağlayabilirsin. Şuna bakın. Kalpli don. Kalpli bir bikini üstü. Burada kalp var. Göremiyorsunuz ama. Bunları giyip göstereyim mi? Gösteririm. Biraz ilginç olur. Instagram'a atıyorum ya. Oradan bakabilirsiniz canınız istiyorsa. Beni oradan takip edebilirsiniz. Beni oradan takip edin, tamam mı? Ama rica ile minnetle iş yapılması için kalbin içinden gelmesi lazım. Hadi kolay gelsin. Çöplüğüme hoş geldiniz. Arkadaşlar ben az önce ne öğrendim biliyor musun? Bana şimdi doğum gününde çiçek yollamışlar. Çiçeklerin yani benim evimde kötü enerji falan olduğunu düşünme. Gerçekten çiçeklerin rengi, suyu hep bu hale geliyor bir süre sonra. Yani Instagram'dan sordum da arkadaşlar bunun çaresi nedir yani? Benim başıma niye sürekli bu geliyor diye. Sebebini öğrendim. Arkadaşlar bu evde çiçek bakan insanlar 2 günde bir, 3 günde bir sularını değiştiriyorlarmış bunu. Kimse niye bana hiçbir şey söylemedi? Yani yazıklar olsun. Çünkü çiçekler çöpe gitmek zorunda. Ay bunları yıkamayacağım ya. Ben bunları yıkayamam, midem bulandı. Aa, bu odayı bir daha süpüreceğim. Yani her yer çiçek oldu. İlacımı sipariş etmiştim ya, bir tane ilaç. Eda sana ne oldu diyecek olacaksınız, olursanız da. Bunlar benim sağlık meselelerim. Sadece dua edin. İlacımı almaya gidiyorum. Ben meyve alayım mı kız? Ya şu karpuzu alsam kim taşıyacak mısın? Yazın karpuzu yemedim ya bunların yüzünden. Çok kilolu oldukları için. Karpuza body shaming yapmam. Kadının dirseğine geliyordu. Bir bak karpuz. Abla o kadar uzun. Credible, inanamıyorum. %100 enerji. Nasıl bir sinerji. Tek tek ediyorum, haterlarım alerji. Bakın biraz aldım. Şuralara kaçayım da çıkmayayım uzun bir süre. Oh my god! Yemek yapacağım mı sandınız? Yapmayacağım ya. Altlarımı görsetmeye ve Türkiye ekonomisi hakkında konuşmaya geldim. İlk olarak musluğu fıkırdatmak için kendime böyle bir şey aldım. Şurasına deterjanı koyuyorsunuz. Sonra deterjanı şuradan bastıkça şey yapabilirsiniz. Buna cif koyacağım. Her yeri böyle cifli silmek için. Hatırlıyor musunuz ben eve taşındığım zaman buradaki bu çatal kaşıklık bıçaklık şeyi buradaydı. Ben bunu ıslak mendille silmiştim ve delirmiştiniz. Ben mikroplarla yaşamayı seviyorum. Bununla sileceğim her yerlere. Bundan sonra kireç oluyor ya. Üf. Pis değilim ama bir tane işte şey sünger aldım. Bulaşık süngeri. Bir tane tosti. Ben bunu çok seviyorum. Bu süper fiyatım. Her gün kahvaltıda bir tane bundan yemeyi çok seviyorum. Kendime bir tane kiraz aldım. Kirazi. Bir tane mikrofiber bez aldım. Diye gelene gidene şak diye vurabilmek için. Sonra kargocu kapıya çakar. Diye bir tane geçireyim. Ve hepsi ne kadar tuttu biliyor musunuz? 233. Yiyecek, ağzıma sürecek bir tane bir şey yok şunların arasında. Kiraz hariç. Ekonomi bitmiştir. Ana! Bakın kuru dolma. Kuru dolma buldum. Melekler yapıp koymuş, şaka. Dün almıştık da. Dolapta kalmış. Yiyeceğim. Ana ne oldu markette? Size söyleyeyim mi? Orada bir tane
Teyze ben bu tostu alırken bana dedi ki ya bu tostu nasıl yapıyorsun dedi. Ben de dedim air fryer atıyorum ama tavada da yaparsın, orada da yaparsın. Dedi benim tost makinem var, onda olur mu? Ben de dedim tabii ki de olur. Aa bilmiyorum bu arada. Kalbimi kırmamak için tabii ki de olur dedim. Ben de var dedi. Yapmamıştım da dedi. O zaman yapayım dedi. Lezzetli mi dedi. Ben de dedim teyze harika. Çok iyi bir tost dedim. Çok çok güzel bir tost dedim. Sonra teyze mutlu oldu. Ben de ona iyi günler deyip gittim. Yapılıyor mu bu arada bilmiyorum tost makinesinde. Ama o an onun kalbini kıramazdım. Ona hazır değildi yani. Çok heveslenmişti beni tost alınca. Hani almış bir hevesle kadın. Almış artık. Yapacak bir şey yok. Teyzem inşallah. İnşallah yapabilirsin. İnşallah. Akşam yemeği vakti. Çok seviyorum kuru dolma yemeği. Şaka değil. Bakın burada bir tane tarihi Safranbolu fırını diye bir yer var. Şeyma eve ne zaman misafir çağırsa buradan yemek sipariş ediyor, tamam mı? Ve misafirlere de diyor ki bu yemeği ben yaptım. İnsanları böyle kandırıyor. Neyse sonra ben buraya alıştım. Ya buranın kuru dolmaları o kadar güzel ki sen... Anlatamam, çok güzel. Şimdi ne izleyeceğim biliyor musunuz? Harry Potter ya da The Witcher'ın ikinci sezonunu izlemeye karar verdim. İzlememiştim. Biri izledim, o da Henry Cavill çok yakışıklı diye de. Salak salak hareketleri var bu adamın, daha dizilerde kimseyle öpüşmem, etmem falan diye. Ya bir gün beraber başvuru paylaşacak olursak? Neyse muhtemelen adamın kararı değişmez. Ay görünmüyor. Kız vallahi çalışıyor televizyonda, şu an karanlıktalar. Harika bir kuru dolma. Maraş tarzı. Yani Antep tarzı, Maraş tarzı. Buralardan bir yerlerin tarzında. Incredible bir lezzet. Arkadaşlar benim hayatta en sevdiğim yemek artık bu. Kuru dolma. Kuru patlıcan dolması. Mesela eskiden savaş olsa. Savaş bayağı bildiğiniz kılıç, tüfek, at, asker falan. %100. Bakın beni savaş alanında göremezsiniz. %100 kendime saklanacak bir yer buldum ve ben saklanacak yer bulma konusunda, saklanan şeyleri bulma konusunda çok iyiyim. Çünkü annem küçükken şeker bayramlarında çikolataları saklardı ben bulamayayım diye ve ben o çikolataları yarım saat içerisinde bulurdum ve yerdim. Bayrama tekrar çikolata almak zorunda kalırlardı. O yüzden ben çok iyi saklanırım. Mesela bir savaş çıkarsa beni sakın benle haber alamazsanız öldüğümü falan düşünmeyin. Muhtemelen asla bulunmayacak bir yerde erzaklarımla beraber saklanıyorum, kuru dolmamla beraber. Witcher'da adamın karısını öldürdü. Karısı da değil de canavar gibi bir şey. Arkadaşı öldürdü Witcher ama hak etti. Aşk ve kan ne ya? Wattpad kitabı mı yazıyorsun? Henry Cavill'de ilk kro çıktı. Yani bir evine misafirliğe geldiler. Adamın elinde canavar varmış. Adamın canavar fobisi gibi bir şey var bu Witcher'ın. Canavarları avlayıp öldürüyor. Adamın karısını kırt diye kesiverdi gecenin bir körü. Şimdi vakit ne vakti? Temizlik. İç temizlik. Manevi temizlikten önce bir şöyle bir saçımızı falan yıkayalım. Şimdi şöyle saçımı atacağım ve çok güzel bir geçiş yapacağız. Şaka. Saçıma ilk maske yapacağım. Bu maskeyi bu arada göstermiş miydim? Instagram'da göstermiştim de. Gerçekten çok güzel bir maskeymiş. Deneyim, şey yapayım, yorum yapayım. Lan nasıl bereketli bir şeyse kullanıyorum, kullanıyorum. Daha hiç bak yalancı gibi durdum. Hiç kullanmamışım gibi durdum da. Bak kullandım bunu defalar. 3 kere falan kullandım. Çok abartmayayım da. Her seferinde böyle böyle alıyorum. Sonra kendi kendine kremsi bir yapıda olduğu için düzleniyor ve sanki hiç kullanmamışım gibi bir illüzyon yaratıyor. Hatta melekler dolduruyordu da şimdi Hızır yetişiyor her seferinde. Ben söyleyince büyüsü kaçmış da olabilir. Bakalım. Ay ne kadar karizmatik bir adam ya. Bunun da bir sevgisi var. Ta ünlü olmadan önce bulmuş. Adam vallahi nasıl sadık biriyse bırakmıyor. Para falan da değiştirmemiş adama. Cebinize fare girdi mi bizim çok giriyordu. Babam bir şeyler ekiyordu. Sonra ektiği şeyleri işte hasat döneminde kapının önüne getirince evimiz müstakil evdi. Fare giriyordu eve. Tatlı küçük fındık fareleri. Böyle biz bir de akıllı fare ha. Fareler bazılarınızdan akıllı biliyor musun? Üzerinize alınmayın. Genelde erkekler için konuşuyorum. Böyle tam biz uyuyunca çıkıyorlardı ortaya. Erkeklerin kendilerini komik sanmasıyla alakalı konuşmak istiyorum. Erkeklerin %80'i abartmıyorum. Komik değil. Kendin komik olduğunu iddia edenlerden bahsediyorum. Erkekler komik değil, fark ediyor musunuz? Küfür diye bir şey olmasa erkekler komik olur muydu sizce? Bence olmazdı. Erkekler, buradaki erkekler üstünüze alınmayın. Size demiyorum. Ha bu, bundan bakacaksanız. Biraz pahalı ama uzun süre gidiyor. Artık kola 43 lira olmuş. Banyodan çıktım. Saçlarım mis gibi. Kokum mis gibi, mis gibi. Ama çıkarttığım kıyafeti giydim çünkü bunu bugün giymiştim. Hiç vallahi size bir şey kanıtlamakla uğraşamayacağım şimdi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hazır mısınız? Şimdi televizyonumuzdan YouTube'a giriyoruz. Allah'ım. Ne kadar güzel bak. O kadar güzel bir şarkı. Bu kız nasıl yazıyor acaba? Illuminati diye bir şey gerçekten var ve acaba bu kızın şarkılarını yazıyor mu? Çekeyim mi biraz? Evde tekim ya. Sözleri bilmiyorum bu arada. İşte böyle kamera alın.
konuşunca sanki insanlar görmüyormuş gibi geliyor. Biraz susar mısın Melih? Biliyorum konuşmak istiyorsun. Biliyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu aletten en sevdiğim şeylerden birisi. Bakın iki tane bundanım var. Bunlar tütsü. Kendime şöyle bir şey aldım. Böyle bir kız. Yoga falan yapar gibi böyle namaste falan yapıyor. Namaste böyle yapılmaz herhalde. Bilmiyorum. Bu Palo Santo kokulu. Bu da sandal kokulu. Sandal kokuluyu yakıyorum birkaç gündür. Bu hoşuma gidiyor. Tamam işimiz düzeldi. Şöyle bir şey. Bunun böyle ters akışları falan da var ya. Böyle tersten akıyor falan. Onlardan da var. Bir tane de bugün buna yakacağım. Ya da ona mı yaksan? Ona yakayım kız. Şöyle bir şey tamam mı? Şurada bunu koyma yeri var. Bunu koyuyorsunuz. Bunun altında böyle bir delik var. Dumanı buradan böyle akacak şimdi bakın. Çok güzel. Bakın su gibi akıyor. Harika. Az önce apartman görevlisi abi geldi. Şey yıkamış, erik toplamış. Yıkamamış da yıkamışlarım bana kaldı. Bunlardan erik toplamış bahçeden erik getireyim sana dedi. Herkese erik getirmiş. İki avuç erik aldım. Çok heyecanlandım. Aslında böyle şeylere hep hayır derim. Sonra dedim ki bugün güven alanından çıkacaksın dedim. Bugün dedim güven alanından çıkacaksın ve o eriği alacaksın dedim. Selam verdik, boşlu çıktık. Mutfakta iş varmış ya. Akşam eriğimizi de yiyip artık vedalaşma vakti. Erik yiyeceğim. Ana ne kadar birikmiş bakın. Erik tadım testi. Kızarmış bunlar. Kızarmış erik kötü erik demek mi? Yo. Erin kabuğu istediği kadar, bal kadar tatlı olsun. Hep kabuğu çok ekşi oluyor. Çok güzelmiş ha. Anam bahçemizin eriği. Keşke birkaç avuç daha alsaydım. Huzur. Eriğimi alıyorum. Püskevitimi alıyorum. Tizi film açıyorum. Bundan sonra keyif yapacağım. Videomuz buraya kadardı. Ben şimdi keyif yapıp uyuyacağım birazdan. Günüm böyle geçiyor yani tam olarak bu şekilde geçiyor. Onun dışında bazen dışarıya çıkıyorum. Bu arada çok dışarıya çıkmaya başladım. Çok gezen ayak bok getirir. Evde oturacağım birazcık. Buraya kadar izlediyseniz vallahi teşekkür ederim. Size takılmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Seviyorum yani. Ben yalnız kalmayı seviyorum. Arkadaşlarımla falan olunca öyle yalnız kalamıyorum arkadaşlarımla olduğum için. Ama sizle olunca hem sizle olmuş oluyorum hem de yalnız kalmış oluyorum. O yüzden en çok size takılmayı seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, buralardan çıkan şeyleri tıklamayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi, beni ahirete kadar savunmayı, her yaptığım şeyde arkamda durmayı, beni Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi, her yerden takip edip her yerde benim arkamda aslanlar gibi durmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.